bugüne kadar sürdürülmüş olan ittifakların çözülmesiyle irtibatlayıp kendinize yeni bir ittifak arayışı içerisine girdiğiniz, bunun da 2014 Cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili olduğu tarzında yorumlar var. Böyle bir yeni ittifak arayışınız var mı? Cumhurbaşkanlığı konusuyla irtibatlı mı? Şimdi Efendim Bey, bizim en büyük ittifakımız milletimizdedir. Ha, bunun dışında arkadaşlarımla hep şunu konuşuyorum. Yani biz Osman Gazi gibi davranabiliriz. Beylikleri toplamak suretiyle çok daha büyük bir güç haline hareketimizi getirebiliriz. Şu anda bakın, bizim kamuoyu araştırmalarında partimizin konumu %50 ile 55 arasında değişiyor. 51, 52 buralarda dolaşıyor. Fakat ana muhalefet, muhalefet, onların durumları da seçim neticelerinin aynısı gibi böyle bir noktada. Bu şunu gösteriyor. Yani AK Parti hizmetleriyle, teşkilatıyla, halkıyla iç içe. Ama biz muhafazakar demokrat anlayışı paylaşabilecek kim olursa olsun hepsiyle yine beraber yola devam etmeye bir defa ahdimiz var, gayretliyiz. Çünkü bölmek veya bölünmek, bunlar bizim ilkelerimizin arasında yer almıyor. Biz isteriz ki sağın da solun da merkeze yakın olanlar bizimle beraber yola devam edebilir. Ve bu konuda kapımız herkese açık. Kimseye biz kapımızı kapamadık. Fakat bizim, yani Cumhurbaşkanlığı 2014 Ağustos'u, buna yönelik bir hesabımız asla söz konusu değildir. Kaldı ki daha ortadaki süre ortada. Ha, geldiğinde zaten şartlar bellidir. Bu şartlar içerisinde partiler artık adaylarını çıkaracağına göre partimiz de bizim kendi adayını çıkaracaktır. Bu şu olur, bu olur, bunlar önemli değil. Şimdi düşünün, yani Abdullah Bey Dışişleri Bakanımızdı. Ben de Başbakandım. Ne oldu? Dışişleri Bakanımızı biz kalktık, Cumhurbaşkanı adayı olarak ileri sürdük. Bu Türkiye'nin demokrasi tarihinde olan bir şey miydi? Ama biz bunu yapmış bir partiyiz. Bazı partiler bundan ders alması lazım. Burada kalkıp da ana muhalefetin şu olmalı veya olmamalı. Ya sen bizimkini belirleyemezsin ki. Bunu kim belirleyecek? Partimiz belirler. Senin adayın varsa sen de adayını çıkartırsın. Bayan olacakmış, erkek, o senin sorunun. Yani AK Parti'nin sorunu değil. Biz bütün adaylara saygı duyarız ve AK Parti de adayıyla çıkar ortaya, yarışır. Halkın teveccühü kime ise ona da saygı duyarız. Ve bizim şu anda yaklaşım tarzımız bu. Ama bunlar daha demokrasiyi öğrenemediler. Bunlar bir seçim sistemi içerisinde nasıl yaklaşılır, bunu öğrenemediler. Bir defa bir taraftan demokratik haklardan bahsediyorlar. Şahsımla ilgili olduğu için söylemek zor ama söylemek zorundayım. Diyor ki Tayyip Erdoğan aday olmasın. Ya sen kimsin ki Tayyip Erdoğan aday olsun veya olmasın diye bir kanaat belirtiyorsun? Olur veya olmaz. Sen daha siyasette yokken biz siyasetin içindeydik. Daha dur bakalım, dün bir, bugün iki. Şimdi kalkıyorsun demokrasiyle ilgili süreç belirliyorsun. Burada halkımızın teveccühünü kazanabilecek isim, aynı zamanda da tabii ki ülkede yönetim anlayışıyla ülkenin geldiği noktayı, yani siz kalkacaksınız 230 milyar dolar milli gelirden alacaksınız, 2011 sonuyla 772 milyar dolara çıkaracaksınız, ihracatınızı aynı şekilde 3'e katlayacaksınız. Hepsinden öte Merkez Bankası'nın döviz rezervi 27 milyar dolardan 97,5 milyar dolara çıkacak. Bunları görmeyeceksiniz. IMF'in 23,5 milyardan 1,7 milyar dolara düşüreceksiniz. Ve üstelik şu anda da Merkez Bankamızın 5 milyar dolar IMF'e borç vermesi gündemde. Şu anda ilkelerini konuşuyoruz. Yani alan elken veren el olacaksın. Faiz, bu güce kavuşacaksın. Faizlerde devletin borçlanma faizi %63 iken onu getireceksin. 8-8,5'a indireceksin. Enflasyonu 30'dan aynı şekilde 8'lere indireceksin. Ve kalkacaksın hala bu hükümetle şu veya bu şekilde
yaklaşım göstereceksin. Olmaz böyle şey. Benim bir sorum var. Hükümetinize yönelik doğal olarak bir takım eleştiriler var. Olabilir. Bunların büyük çoğunluğunun ben haksız eleştiriler olduğunu da kabul ediyorum. Yalnız eleştirilerden bir tanesi sizinle ittifakı bozduğu söylenen çevrelerle ilgili. Mesela şunu söylüyorlar. AK Parti hükümeti kurulduğu yıllarda Avrupa Birliği hedefine kilitlenmişti ama son zamanlarda bu hedefi biraz boşlar gibi oldu. Siz bu değerlendirmelere, bu eleştirilere ne diyorsunuz? Ahmet Bey, onu bir defa paylaşmam mümkün değil. Bakın, bunun en güzel örneği yine bu 59'dan bu yana aldığımızda, bakın ilk defa bizim hükümetimizde SALT görevi Avrupa Birliği olan biz bakanlık kurduk. Ve bu bakanımın tek görevi var. Avrupa Birliği üyesi ülkeleri fellik fellik dolaşacak. Onlarla bu işin sürekli propagandasını yapacak. Ve Türkiye'de de biz sürekli bunu çalışırken, özellikle isim vereceğim burada, tabii Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ve Almanya Merkel özellikle bu süreci baltalayan iki lider olmuştur. Ve bunu acımasız yapmışlardır. Bakınız, Sarkozy gelene kadar, Merkel gelene kadar ben Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak liderler zirvesine Avrupa Birliği'ne katılıyordum. Ve onlar geldikten sonra kalktılar, bunlar 10 tane yeni ülke aldılar. Ve bu ülkelerin alınışı tamamen siyasidir. Avrupa Birliği müktesebatına uydukları için değil. Ama Türkiye'yi bunlar yine kapıda bekletmeye devam etmişlerdir. Ve Sarkozy, Merkel geldikten sonra liderler zirvesine bizim ve Hırvatistan'ın katılmaması kararını aldılar. Niye aldılar? Oradaki müzakerelerde dahlimiz olur veya olmaz, bu endişeyle aldılar. Ve ayrıca da bakınız, müktesebatta olmadığı halde fasılların açma ve kapama söz konusu ve kapamayı kaldırdılar, sadece açmaya müsaade ettiler. Ve burada da bize hendek atlatıyorlar devamlı. Şimdi bütün bunlar ortada, yani konuşuyorsun ediyorsun, hiçbir cevapları yok, inanın bir cevap veremiyorlar. Savunamıyorlar kendilerini. Ama kalkıyor diyor ki işte böyle böyle bunu bizdekiler böyle yazıyor çiziyor. Boşladılar. Ya neyi boşlamışız kardeşim ya? Şu anda bütün fasılların hepsi bizde hazır. Hepsi hazır. Kurumsallaşmamızı biz hep buna göre yapmışız. Ve şu anda Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerin Avrupa Birliği müktesebatına uygun olmayan birçok yönleri var. Ki bunların en önemlisi Kıbrıs'tır. Bir defa sen Kıbrıs diye Güney Kıbrıs'ı alamazsın ya. Niye alamazsın? Ortada Yeşilat var. Sen Yeşilat olduğu halde Kıbrıs diye bunu oraya alıyorsun. Onu sen oraya Güney Kıbrıs olarak alabilirsin. Kuzey Kıbrıs'ta Güney Kıbrıs'ın herhangi bir tasarrufu yok ki. Şimdi soruyorum, böyle bir sahtecilik olur mu? Buna karşı sizin de duruşunuz önemli. Biz bu duruşumuzu sergiliyoruz. Niye? Bu millete yakışan duruş budur da onun için. Biz ezilemeyiz. Biz zelil kalamayız. Ama şu anda Avrupa Birliği ile ilgili bakanlığımız bizim çok yoğun çalışıyor. Bütün kurumsal yapısını o da kurmuş vaziyette. Ve bütün ülkeleri devamlı dolaşıyor, tarıyor, anlatıyor. Biz de görüştüğümüz yerde anlatıyoruz. Dışişleri Bakanım aynı şekilde bütün ekibiyle anlatıyor. Ama buna rağmen Türkiye'deki iç muhalefet kalkıp işte Avrupa Birliği'ni dışladık. Hiçbir şey dışlamadık. Sayın Başbakanım, 2023 Avrupa kalır mı sizce? 2023 Avrupa kalır mı? Kalır kalmaz. Yani. Ama Avrupa Birliği'nin hali ortada şu anda. Hali pürmelali ortada. İşte komşunun hali ortada. İspanya gibi bir ülkenin hali ortada. İtalya'nın hali ortada. Buyurun, bunlar hep orada başlıyor. Maastricht kriterlerini şu anda yerine getiremiyorlar. Getiremiyorlar. Baktığınız zaman finansal olarak. Biz Maastricht kriterlerinde evvelallah. Bir de tabii sonra şu var, son olarak size soracağım ama. Ekonomik olarak. Yani Avrupa Birliği Türkiye'den kötü duruma düştüyse. Buyurun buyurun. Ekonomik olarak diyorum, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye katılması, entegre olması söz konusu olabilir mi? Ne diyorsun, olur mu? Olacağına bakın. Yani oraya doğru gidiyor sanki. Şöyle inşallah rakamlar biraz daha büyüsün.
Ama ben geçenlerde Rusya seyahatinde Putin'e şöyle bir latife yaptım. Yemekteydik. Dedim ki bak zaman zaman bana takılıyorsun. Diyorsun ki ya sizin Avrupa Birliği'nde ne işiniz var? O zaman ben de şimdi size takılıyorum dedim. Hadi gelin bizi Şanka'ya dahil edin. Biz de Avrupa Birliği'ni gözden geçirelim. Bu çok önemli. Kahkahalar atıldı. Takılmanın ötesine geçmişsiniz. Yani bu oraya takılmışsınız ama şimdi verdiğiniz mesaj da... Bu en önemli cümleydi programda. Kahkahalar atıldı. Mesajı ben devamlı veriyorum oraya. Başka arayışlara bizi götüreceksiniz diyorum. Öyle vaka bu yani. Götüreceksiniz, evet. Götürmüşler tabii gibi oluyor. Sayın Başbakanım, iftar oluyor. Dolayısıyla yavaş yavaş programı bitirmemiz lazım. İyi iftarlar dileyelim isterseniz. Aynı şekilde ben de bu ilgi alakanız ve güzel bir organizasyon oldu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok kısa sürede çok önemli noktalara değindiniz. Son cümlede herhalde programın en çarpıcı cümlesiydi. Türk kamuoyunda tartışılacak bir cümle. Çok teşekkür ediyoruz. Yarının programı... başlığı çıktı yani. Evet, yarının başlığından bizi kurtardınız. Çok teşekkür ediyoruz tekrar programa katıldığınız için. Çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Evet, Ankara için iftar vakti herhalde ben tam göremiyorum ama oldu şu an itibariyle. Biz de programı sansürsüz burada bitiriyoruz. Tekrarını saat 23.10'dan itibaren seyredebilirsiniz. İyi iftarlar dileyelim ve programı kapatalım.